Sevgili aslanlar, 2024 mutlu ve huzurlu. 2023'te yaşadığımız ülkemizdeki depremler, ölenler, kalanlar, annesiz babasız kalanları hepimiz acıyla hissettik. Ve sınırlardaki savaşlar, katliamlar, yaşanan olaylar hepimizi yıprattı. 2024 bunların hepsini sel alıp götürsün diyerek güzel bir sene nasip etsin diyorum. Yani evet, acı hepimiz için doğruluyor ama acıyı yaşamak daha ağır oluyor diyorum. 2024 aslan ve yükselen aslan olan sevgili takipçilerim için kazancı doğru yönettiğimizde sizi bulacak. Yani haksız insanlarla mücadele ettiğiniz, kendi emeklerinizi başkalarına kaptırdınız, yerinizin değişmesi konularda çok mücadele etmenize rağmen hep birileri aldı, hep birileri haklarınızı kullandı. Ama artık biz bunları doğru planlamayla birlikte kendi adımlarımızın sağlamlığını hayatımıza katacağız. Katarken de çevremizdeki insanlar, onları insan, hani deriz ya, ben onun sırtını destek oldum, her şeyini dinledim ama ben artık kimseyi değil kendi sırtımı sıvazlayarak bu yolculuğu yapmak istiyorum diyorsunuz. Bu doğru bir kararınız. Kurumsal alanda çalışanlar için haklarınız oluşabilecek her noktada mücadele size ekstra kazanç ve hak ediliş ve imkanlarınızı ne kadar zorlayarak da o konuma gelmenin hazını yaratacak. Devlette çalışıyorsanız da devletteki noktanızın daha farklı bir alanda mücadele vermekle ilgili başka bir kuruma geçmek, başka bir noktaya geçmek sizi daha çok tatmin edebilir. Bu noktanın size artık bir ekstra mutsuzluğu, mutlu etmiyor mutsuzluğu var. Evet, burada velayet konularımız. Mesela kocanızın, çocuğunuzun ismini taşımasını istiyor olabilirsiniz. Yani soyadı yasalarıyla alakalı, çocuklarımız ve haklarımızla alakalı büyük bir karar vererek bu yıl bunların adını daha hayata geçireceğiz. Aynı şekilde kendi işinizi yapıyorsanız, bu işle ilgili yaratabileceğiniz yenilikler, yurt dışı bağlantıları ve şehir, farklı bir şehirde de yo bu işi yaparım diyorsanız hiç korkmanıza gerek yok. Yaratıcı sanatçı tekstil işiyle uğraşıyor, kumaş işiyle, tasarımcıysanız bile bu yıl renkleriniz, bu yıl başarınız, sizin üstünlüğünüzün hakimiyeti başlayacak. Aslında sevgili aslanlar, siz nasıl bir hayat istediğini biliyorsunuz. Son 6 yıldır bu hayata erişemediğiniz için daha pasif kaldınız. Ama 2024 pasif yönünüzün bitip daha kendinizi kazançlı ve çevre, olumluluk, projeler, aktif rol almayı başarmayı öğreneceksiniz. Pısırıklık bitiyor yani. Ya da iyi niyet bitiyor diyelim. Çünkü ben sıvazladığım her yerde zarar gördüm. Artık iyi niyet benim için doğru bir karar diyorsunuz ve kendinize iyilik yapacaksınız. Özellikle de ortak kurmak istediğiniz işler için Şubat sonu çok olumlu anlaşmalarla birlikte var edeceksiniz. Evinizi, şehri taşıyarak farklı bir yerde markada yaratabilirsiniz. Hiç korkmayın. Yapacağınız her şey sizin için olumlu. Yalnız şöyle gösteriyor. Devlet sınavınız, devletle alakalı belli kurumlarla ilgili sınavlarınıza hazır olmanız lazım. Kurumsalda da kendi kariyerinizle alakalı tamamlamanız gereken görevlerimiz de var. Bunları doğru bilinçli adım attığımızda herhangi bir pürüz yok, herhangi bir sıkıntı yok, endişe etmenizi istemiyorum. Ama yurt dışı veya yerleşme mücadeleniz, bunlar için yıl sonuna ihtiyacınız var. Bu başvurularımız, bunlarla ilgili çağırmalar ya da şirketinizin bu tarz imkanları yıl sonu itibariyle size sunulacak. Acele etmeyin. Doğru evrede size verilecek her imkan hem çocuklarınız, hem eşiniz, hem aileniz için aktif ve keyifli bir evreye giriş sağlayacak. Evet, ailede kırgın olduğunuz babanız, anneniz, kardeşinizle ilgili tekrar adım atarak bu dengeleri daha sağlam şekilde oturtacaksınız. Ev alım satım işleriyle uğraşanlar bu sene kazancınıza kazanç katacaksınız.
Bir de hayvancılık ya da tarım ya da organik alanda çalışanların kardeşler arasındaki ya da ortaklar arasındaki mal bölüşülürken çok büyük kıyametler oluşabilir. Bunayı aracı ya da şahit tutarak yol almanız, kendi aranızda söz vereceğiniz ya da o oluşturduğunuz her şey dilinizde yani yazıya dökülmeyecek, dilde söz uçup gidecek. O yüzden bir şahitle imzanızı almanız lazım diyorum. Babanıza ait topraklarla ilgili de uzun süredir tarım ve hayvancılık yapmak isteyenler için olumlu bir evre düşünmeden ya teknolojik olan alanlarda da başarı hakimiyet gösterecek. Özellikle çocuklarınızın mühendislik kafası varsa, özellikle ticaret kafası varsa, bu konularda eğitim, hukuki kafası varsa bu tarz üniversite evrelerinde gayet başarıyla sonuç sağlayacak. Evet, çocuğunuz kız ise ya da kızlarınız varsa yaratıcı sanatçılığı hislerinin çok kuvvetli olacağı ve hislerinizle birlikte çocuklarınızın söylemleri sizi daha çok güçlendireceğini ifade ediyor. Evet, evlilik kararı verdiniz yeni yılda, Şubat'ta. Hızlı ve seri şekilde Mart bitmeden birçok insan da yani Mart bitecek ya da Mart bitmeden evlilik evremizin netliğine karar vereceğiz. Mayıs sonunda da evlilik düzenimiz aydınlığa kavuşacak. İlişki konusunda şanssızım ve devamlı boşanıyorum ya da ilişkim devamlı bitiyor, onlar da bitiyor diyenlerde de sizde hatalar var. İlişkiye çok anlam katarak onun ruhunu, kendi ruhunuz gibi değer veriyorsunuz, değersizlik psikolojisine giriyorsunuz. Bu sene değer vermeyi öğreneceğiz kendimize, ruhumuza, bedenimize. Bu konularda daha güçlü yansımalar yaratmamız lazım. Geçmiş karmamız tetiklenecek. Anne, çocukluğumuz ya da gençliğimizle alakalı ya da ki lise öğrencisi, hani üniversiteye hazırlanıyorsanız ataklarınız tutabilir. Bunları doğru dengelememiz lazım. Bazı çiftlerin anlaşamadığı ve aile büyüklerinin para hırsı yüzünden oğlu kızını ya da kızı ya da oğla ayrılmak istemiyor olabilir. Bu noktada kayınvalide ve kaynananın arasında krizler yaşanacak. Düzenli olan çiftlerde bozulmalara sebep olacak olaylar var. Dışarı etkenler boşanmanıza yardımcı olacak. Siz ilişkinizi kontrol altına alın diyorum. Sevgili ev hanımları, evet, eşiniz, sizin ekonomik zorluklarınız, yetememe psikolojisi evliliğimizi çok fazla yıprattı. Bu sene birbirimize daha sağlam adımlar atarak bu hataları geride bırakmamız lazım. Yoksa anlamsız şekilde ilişkimiz veda etmeye doğru gidecek. Güzel evliliği olanlar için de bence diliniz çok sert konuşuyor. Bunları yumuşatalım. İstekleriniz bitmiyor. Karşı tarafa da anlayış yaratmanız lazım diyorum. Anlamsız kaprislerden uzak durmamız lazım. Ben ilişki yaşayamıyorum ya. İlişkiye başlıyorum. Devamlı bir sorun hakimiyetinde olanlar için nazar, göz ya da kötü enerji olabilir. Bunlarla ilgili ilgilendiyseniz bir psikologla bu altyapı probleminizi çözmeniz lazım. Bu şekilde evde kalırsınız. Bir de platonik takılanlar ya da çok yakın bir insana aşıksanız başka biri hayatınıza girecek. O kişiyle bağlantınız olmayacak. Boşuna kendi kendinize hayal dünyanızı koşturtmayın. Daha bilinçli kitap okuyabiliriz. Sanata merakımız, müzik alanına merakımız olabilir. Bu tarz kurslar alarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diyorum. Evet, Almanya ya da Avrupa ülkesine yerleşecekler. Hızlı ve seri şekilde yıl sonu toparlanıp gidiyorsunuz ailece. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle boyun fıtığımız, bel fıtığımız ve nodüllerimiz hareket edecek bu sene. Ve bu konuda daha vücudumuzu dengeleyerek hareket etmeye ihtiyacımız var. Ve iç bacaklarda hani kaslara ihtiyaç var. Koldaki kaslar sarkmaya başlamış. Bol spor yaparak da vücut enerjimizi toparlamamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, sizin de kendi babanızla alakalı sorunlar, annenizle alakalı bu sorunları bu sene çözmemiz lazım. Bir de şunu demek istiyorum. Arsa üzerine bir ev hayali olan, köy evi yapmak isteyenler için bu yıl bu köy eviniz hayırlı olacak, uğurlu ve bereketli diyorum. Ama ne demek istiyorum? Bu ara borçlarınız, ödemelerinizle alakalı Haziran ayını bitmeden bu sistemi yaratın. Çünkü gelecek kazançları da artık yatırıma, daha doğru süreçlere itmemiz lazım. Evet, keyifli bir yıl, umutlu bir yıl olsun. Her şey geride kalsın. Güzel gülümsemelere nasip etsin Allah diyorum. Hoşça kalın.